Tek suçlu müteahhit mi? Deprem ve ihmaller zinciri asrın felaketini bize, deprem ülkesi olmamızı bir kez daha hatırlatıp acıyla yaşattı. Ki geliyorum diyen bir felaket bu. Ne diyor jeoloji bilimiyle uğraşan akademisyenler? Türkiye bir deprem ülkesi ve her zaman depreme hazırlıklı olmamız lazım. Ve dedikleri şu, deprem değil, insanları öldüren ihmaller, keyfiyet, sorumsuzluk ve rantla rüşvet çarkı döngüsündeki zafiyetlerdir öldüren. El-Hak. İşte bu hakikatleri haykıran, zafiyetler silsilesine dair başlatılan ve yürütülen idari ile adli tahkikatlardan söz ediliyor. Gözaltı ve tutuklanmalar var. Ancak ilk günden itibaren ısrarla vurguladığım ve bir realiteye odaklanılması gerektiği gerçeğini yinelemek istiyorum. O da tek suçlunun yapıların, konutların yapımını üstlenen müteahhitlerin olmadığı gerçeği. Günah keçisi olarak onların görünmesi büyük resmi gizler. Elbette ki çürük yapılardan, yıkılan binalardan yüz binlerce, binlerce insanın enkaz altında kalıp şehit edilmesinde müsebbip, sorumlu, kabahatli, en önemli birinci derecedeki sorumlu mekanizmada ilk etapta müteahhitler gelmektedir. Ama bu değildir ki tek sorumlu onlardır. Bu işte müteahhitler kadar bile bile göz göre göre felaketin altına imza atanlar var. Bunlar göz ardı edilmemeli. Şöyle ki, önce ifade edeyim, ben bir mühendis değilim, müteahhit hiç değilim. Kaldı ki kirada oturan, son günlerdeki fahiş kira artışlarıyla savaş veren biriyim. Ki az sonra bu konuya da bir iki kelam edeceğim. Ama önce yaptığım araştırma, uzmanlardan ve akademisyenlerden, pek tabii ki ilgili birimlerin üst düzey yöneticilerinden aldığım bilgiler doğrultusunda irdeliyorum. Bir binanın hangi aşamalardan geçip kimlerin dahlinin olduğunu, imzaların, onayların hangi birimlerden geldiğini bir öğrenmek gerekir. Hükmü verirken yargısız infaz yapmayalım. Aldığım bilgilerin döküm serüveni şöyle başlıyor. Yapı için öncelik mimari, statik, elektrik, mekanik, jeoteknik projeleri hazırlanır. Bunu da hazırlayan mühendisler. Kağıt üzerinde bu aşamalar tamamlandıktan sonra hangi prosedürler izlenir? O proje inşaatın yapılacağı yerin yetki alanına sahip belediyedeki inşaat ve ruhsat yapı bölümü tarafından uygunluk noktasında incelemeye alınır. Sorun teşkil edici bir işlem yoksa onay verilir ve yapı ruhsatıyla inşaat aşaması başlar. Peki inşaat aşaması evresinde yapılan binanın denetim ve kontrolörlüğünü yapan kim? O da özelleştirildiği için yapı denetim firmaları bu aşamaları kontrol mekanizması olarak üstlenip yürütüyor. Kendince alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda test ve kontrol ediliyor. Lakin buraya pür dikkat çekmek istiyorum. O denetimi yapan denetim firmasının ücretini söz konusu inşaat firması ödüyor. Birkaç yıl öncesine kadar müteahhit bu parayı direkt denetim firmasına ödüyordu. Ancak sistem değişti. O ücret belediye üzerinden firmaya gidiyor, belediyede havuz sistemi oluşturuldu. Vaziyet hali hakara ali misali. Bu kadar yetkili ve etkili kağıt üzerinde söz sahipliği vakiyken, peki sahadaki işleyiş yani inşaat alanı bu minvalde seyrediyor mu? İşte zurnanın zırt dediği saf, bu alanda kendini binanın kalitesinde gösteriyor. Sorun ne? Şantiye şefi. Yapının ve kurumun şartnamesine göre teknik yönde değişebilir. Ya mühendis ya da mimar. Branşlar farklılıklar arz edebilir. Şantiye şefi zorunluluğu hangi derecelerde var? Yönetmeliğe göre 7500 metrekare üzeri inşaatlarda şantiye şefi her saatte olmalı bulunmalı. Çok katlı binalar, çok bloklu sitelerin özellikle yapsatçı diye tanımlanan inşaatlarda bu zorunluluk hiç sorgulanıyor mu? Pek nadir. Al gülüm ver gülüm hesabı var ya, yani inşaatlarda kağıt üzerinde her şey normal, hiçbir sorun yok, kuralına uygun, yasa ve mevzuatlar ne derse o işlenmiş kağıttaki satırlara. Lakin sorun uygulamada. Çimento mu, demir mi, binanın yükünü taşıyan kolonların yeterliliği mi, kullanılan kumun kalitesi mi? Tüm bunlar inşaat alanında bina için hayati önem arz edici etkenlerdir. Görüyoruz, yıkılan, çöken binaların kolonlarında çıkanların hali, kum mu, çamur mu, kağıt mı, moloz mu, her şey var. Şimdi gelelim deprem ya da başka bir sorun yaşandığında o bina ile ilgili hukuki yönde kim sorumlu? İfade edeyim mi? Tek günah keçisi müteahhit olmadığıdır. Projelerde imzası olan zat-ı muhteremler, buna oy veren belediyelerdeki zevat, inşaatı sahada denetleyen yapı denetim firması ve son halka binanın yapımını üstlenen müteahhit firma. Ne diyoruz? Müteahhit kazancına bakar. Aynen de öyle.
Peki diğerleri neyin kazancına bakıyorlar? Bir önemli ayrıntı da yıkılan binalarda görüyoruz ki mimari ve statik yapısıyla onanmış. Yani iskanı verilen binada yapılan tadilatlar. Nitekim kolonların kesilmesinden söz ediliyor. Bu kolonları kesen kim? Tadilatı denetleyen kim? Tüm bunların yanı sıra ticari alana dönüştürülen bina altlarına işletme ruhsatı veren kim? Elbette ki o bölgenin yerel yönetimi, yani belediyeler. Diyeceksiniz ki bu mesleklerin örgütlü yapılarının da hiç mi kabahati yok? Var, hem de çok. Onlarsa savunmalarında istihdamı, ülke idaresini siyasi ve ideolojik yaklaşım kadar üniversitelerde bol bol bölümlerin açılmasını kalkan yapıyorlar. Haksızlar mı? Değil. Özü itibariyle demek ki tek günah keçisi müteahhit değil. Denir ya, deveye sormuşlar neden boynun eğri diye. O da cevap vermiş, nerem doğru ki? Hasılı kelam hayatı yıkan, acımasız olan sahadaki düzendir. Sözün dünkü ölümü beklemişler başlıklı haberi dikkatinizi çekmiştir. Yüzlerce insana mezar olan binaların hayat hikayesi ve geçirdikleri evreler. Bunu bilahare kapsamlı irdeleyeceğim çünkü salt bir iki bina değil, Diyarbakır'da her an için enkaz olmaya aday binalar. Hukukçuların ifasıyla bir binanın inşaatından ölümle sonuçlanmayan mevzuda 18 yıl, ölüm varsa zaman sınırı yok. Vicdan yok. Sunları. Gazetemizin 3 gün önceki manşet haberini içeren Diyarbakır'daki deprem fırsatçılarının halka yönelik estirdiği vicdani ve insani yoksunluğunu ortaya koyan terörlerine ilişkin başlığı ihtiyacı ediyor. Vicdan yoksunları ifadesi. Bir süredir yazıyorum. Dün Burhan Gül kardeşimiz arayıp hep ses oldun, bir kez daha benim için ses olabilir misin diyerek şu mesajı gönderdi. İlgili ve yetkililerin zevatına diyerek aynen mesajı buradan aktarıyorum. İnşallah birileri vicdani ve insani yönde Rahman'a gelir. Şu an Diyarbakır'da fahiş bir kira artışı ve yine ürkütücü derecede artış gösteren konut ilanları var. Bunu daha sert, daha net, daha açık dile getirmenizi rica ediyorum. Bazılarınızın ev, iş yeri sahibi hatta mülkünü kiraya veren ve mülk imar eden insanlar olduğunu da biliyorum. Belki ekonomik krizde sizler de zordasınız ancak asgari ücret alan bir kiracının ya da zor bela konut sahibi olmak için borcun altına girmiş bir hemşerinizin durumunuzun çok daha iyi olduğunuzu biliyorum. Rabbim malınıza mal, servetinize servet katsın. Gözümüz yok. Allah daha da çok versin. Sizden bir kardeşiniz olarak istirham ediyorum. Bu rantçı ve fırsatçı şahısları siz de hukukçular, STK'lar, odalar, sendikalar, dernekler ve siyasiler olarak ifşa edin. Bu rantçı ve fırsatçı şahısları kınayın, tespit edin, şikayet edin. İlgili üst makamlarla bu konu hakkında ısrarlı bir şekilde ve ivedilikle çözüm odaklı görüşün. Eli kalem tutan yazsın, dili kelam eden anlatsın, parası olan infak yapsın, hayır işlesin, imkanı olan tüm olanaklarını seferber etsin ama bir şeyler aciliyetle yapılsın. Rabbim şahittir, geceleri uyuyamıyorum. Şu an boşta, satılmayan ya da kiraya verilmeyen sapasağlam daireler varken insanların çocuklarıyla çadırlarda kalmasına aklım ermiyor. Vicdanım ve imanım buna tahammül göstermiyor. Selam, umut, sevgi ve duayla. Yazıya nokta koyarken iki açıklama birden geldi. Emlakçılar Odası Başkanı Mustafa Koç, yapmış olduğumuz tespit ve derneğimize gelen şikayet birimlerinde, ilimiz genelinde bunu fırsata çeviren bir takım ahlaksız ve vicdandan uzak ev sahipleriyle ilgili çok düşük oranda olsa da bir takım korsan emlakçılar gün yüzüne çıkmıştır. 15 gün öncesine kadar 2000 ila 2500 lira arası olan 2 artı 1 meskenin kira bedelleri 7000 liraya, 3 artı 1 dairelerin kira bedelleri ise önceden 3500 lirayken şu anda 10.000 liraya varan rakamlara çıkarılmıştır. İnsanlarımız mağdur edilmektedir. Lütfen bunları şikayet edin. Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunun. Biz de bilir kişi olabiliriz. Bunların ivedilikle cezalandırılması gerekir. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu da yaşananlara tepki verdi. Platform, ev kirası artıran ve taşıma ücretlerini yükseltenleri bu anlayıştan vazgeçmeye çağırdı. Aksi durumda isim isim teşhir edeceklerini belirterek uyardı. Günün sözü, ne cani bir dünyada yaşıyoruz. Merhametli insanı bulmak, uzayı keşfetmekten bile zor. Hayırlı cumalar. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. ömerbüyüktimur@hotmail.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter @uzayhaber1